Ben üretim planını doğru yapamıyorum. O zaman dönüp üretim planlamayı yaparken sıklıkla karşılaşılan hatalardır. İlk olarak stok miktarının doğruluğundan başlarsak. Eğer bizim girdilerimiz doğru değilse çıktılarımız zaten yanlış olacaktır. Stok miktarı bizim için üretim planlamayı yaparken girdilerden bir tanesi. Çünkü ham maddede, yarı mamulde stok miktarının ne olduğunu bilmiyorsam üretim planını doğru yapmak da mümkün olmuyor. Yanlış bir stok miktarıyla yanlış faaliyetler gerçekleştiriyorum. İkincisi, parça listesinin ya da çalışma saatlerinin, çalışma şartlarının güncel olmaması. Bir parça listesinin güncel olmaması, işte bonlarda yani ürün ağaçlarında olabilecek yanlışlıklar bizim için bir problem olabilir. İkincisi de ben o faaliyeti yürütebileceğimi düşündüğüm bir kadro olduğunu düşünüyorumdur. Ama çalışacak olan kişilerin o konudaki yetkinlikleri benim istediğim sürede o işi yapmaya yeterli değildir. Özellikle yeni çalışmaya başlayan kişilerin olduğu bir alan varsa, benim istediğim çevrim süresi örneğin bir ürün için toplamda 4 tane faaliyetten geçecek ya da 4 proses adımından geçecek ve bunların 50 dakika sürmesini bekliyorum. Bu 4 proses adımından geçip 4 kişinin de yeni olması sebebiyle bu 50 dakika değil 60 dakika, 70 dakika olabilir. Yeni işe başladıkları ve süreci tam olarak bilmedikleri için. Bu tip durumları göz önünde bulundurmazsak planladığımız üretimi gerçekleştiremememiz yine olası gözüküyor. Bunu önlemenin yolları neler peki? Bizim için iki tane yoldan bahsedilebilir. Bir, eğer yeni çalışanların olduğunu bildiğim bir alan varsa o üretim planını yaparken bunu göz önünde bulundurarak süreyi gerçekleşen süreye göre ayarlayarak üretim planını yapabilirim. İkincisi de yeni çalışan da olsa süreci aynı şekilde yürütebileceğinden emin olduğumuz şekilde proses adımlarını tanımlayabiliriz. Yani orada yeni ya da eski çalışan olup olmamasının önemli olmadığı bir durum yaratabilirsem, her zaman 50 dakikaya gerçekleştirebileceğim bir prosesim varsa bu gibi durumlar bizi etkilemez. Üçüncüsü, risk faktörleri dikkate alınmaz. Yani bir makinenin hata yapma riski ya da makinenin arızası, tedarikçiden malzemenin zamanında gelmemesi ya da bir önceki operasyondan gelmesi gereken yarı mamulün zamanında gelmemesi gibi riskler her zaman olabilir. Planladığımızda gerçekleşen her zaman farklı olabilir. Peki bu gibi durumlarda ne yapacağız? Yani bu riskleri nasıl göz önünde bulunduracağız? Her ne kadar risk gibi gözükse de aslında bizim mevcutta da makine arızalarımızın, tedarikçiden malzeme gelim güvenilirliğimizin, yani ben o tedarikçiden malzemeyi o zaman da alıp alamayacağımı %1 doğrulukla biliyorum. Bu da nasıl gerçekleşir? Eğer ben tedarikçimin sevkiyat performansını takip ediyorsam aslında adamın verdiği sözü yerine getirmeyeceğini de biliyorum. Yani bugün göndermesi gereken bir parçayı %95 doğrulukla hep gönderdiyse bugün geleceğinden emin olabilirim. Ama sevkiyat performansı %50, %60 olan bir tedarikçiyle çalışıyorsam bugün göndereceğini söylediği bir malzemeyi beklemek biraz hayal olabilir. Yani bu şey, bu yazı tura atmaya benziyor. %50 ihtimalle gelecek ya da malzeme gelmeyecek. Yazı tura atıyorum arkadaşlar. Yazı gelirse Kerim, tura gelirse Ayı Abbas öldürsün beni. Tamam mı? Tamam. Ama dik gelirse çekip giderim ha. Söz mü? Söz, söz. Aynı şekilde makine arızalarım için de. Ben sürecin bütününe baktığımda eğer makine arızaları için kayıtlarımı tutuyorsam, ne kadar planlı bakım yaptığımı vesaireyi biliyorsam bunlar için de ayrılması gereken süreyi öngörebilirim ve bu riskleri en başında ortadan kaldırabilirim. Ama bunlar yokmuş gibi varsayarsak ve planımızı bu şekilde yaparsak o planın gerçekleşmeyeceği neredeyse başta planlandığında belli oluyor. Çoğu firmada işlerin ne zaman başlaması gerektiğine dair net bir planlama olmayabiliyor. Yani ben A üretimine bugün başlamalıyım, B'ye, yarın başlamalıyım, C'ye, cuma günü, cumartesi günü başlamalıyım gibi bir planlama olmadığı için ya da bunu bilemediğimiz için eldeki malzemeler neyse, ben hangi üretim makinesini, faaliyetini doldurmak istiyorsam, hangi hattı doldurmak istiyorsam buna göre bir planlama yapılırsa içeride bu sefer yarı mamul stoklarımız çok fazla oluyor. Bu aslında çok kalabalık bir otobanda
işte birden 5 şeritli yolun 2 şeride inmesi gibi bir sürü VIP'imiz var. Hangisini önceliklendireceğiz ve öne alacağız? Hangisiyle ilgili olarak çalışma yapmamız gerekiyor? Üretim faaliyetine devam etmemiz gerekiyor. Bunları belirlemek için de ayrıca bir çaba gerekiyor. Bunu önlemenin yolu ne? Az önce bahsettiğimiz bu sürelerin, tedarikçiden malzeme gelme güvenilirliğinin, makine arızalarının vesaire gibi üretim planını etkileyecek bütün başlıkların düşünülüp bunların da plan içerisinde konularak gerçek zamanlı olarak ben o sevkiyatı 3 hafta sonra yapmak istiyorsam üretime bugün başlamam gerekiyor bilgisini biliyor olmam lazım ve bütün malzeme yönetimini, üretim yönetimini de buna göre yapıyor olmamız gerekiyor. Beşinci hata da biraz aslında dördüncü hatayla bağlı, bağımlı gibi iş emirlerinde teslim tarihine odaklı olmak. 6 hafta sonra teslim etmem gereken bir ürün var. Bir tane de 3 hafta sonra teslim etmem gereken bir ürün var. İş emri odağı nasıl çalışıyor? 3 hafta sonra teslim etmek gerekene daha öncelik veriyor ve bir an önce onu ürettirmeye başlıyor. Az önce bahsettiğimiz bu sürelerimiz yoksa en mantıklı olan da bu oluyor zaten. Halbuki o 6 hafta sonra teslim edeceğin ürünün prosesi daha uzun sürüyor olabilir ve ona daha önce başlayıp daha sonra o 3 haftalığı üretmem aslında proses zamanları açısından baktığımızda daha doğru bir hareket olabilir. Bu nedenle hep söylüyoruz, üretim planını yaparken tedarikçiden malzemeyi aldığımız, müşteriye sevkiyatı yaptığımız zamana kadar olan süreçte bütüne bakmak gerekiyor. Altıncı hatamızda üretim faaliyetlerini gerçekleştirmek için bakımı yok saymak. Üretim faaliyetlerini devam ettirebilmek için planlı bakımları yapmıyoruz ya da erteliyoruz. Planlı bakım zamanı geldiyse makineye bakıp bu zaten devam ediyor çalışmaya hiçbir sorunun da yok. Devam edelim diyoruz. Ama sonra beklenmedik bir anda ansızın bir arıza yapıyor ve öylece kala kalıyoruz. Bunu engellemenin yolu ne? Planlı bakımlarımızı zamanında gerçekleştirmek. Ve bunun yanında makine arızalarımızı, küçük duruşlarımızı kayıt altına alarak bunlarla ilgili olarak küçük küçük de olsa iyileştirme faaliyetlerimizi yapmak ve bunları sürekli olarak yapmak. Bir sefer yaptık bitti değil, sürekli olarak yapmaya devam etmek. Üretim planında hem bu planlı bakımları göz önünde bulunduracak şekilde hem de bu olası makine arızalarını göz önünde bulunduracak şekilde yapmak. Ta ki ne zamana kadar bu makine arızalarını iyileştirip daha iyi performans gösterdiğiniz zamana kadar var olan neyse o değerlere göre üretim planı yapmak. Özetle, ben üretim planını doğru yapamıyorum. O zaman dönüp tedarikçiden malzemeyi doğru zamanda alabiliyor muyuz? Alamama nedenlerimizle ilgili olarak çalışıyor muyuz? Alt nedenlerini biliyor muyuz? Farklı bir alternatif tedarikçi arıyor muyuz? Ya da tedarikçinin kapasitesini biliyor muyuz? Belki zaten ne yaparsa yapsın. O tedarikçi bizim beklediğimiz adetleri ve beklediğimiz kaliteyi sağlayabilecek durumda değil ve biz buna rağmen ondan almaya devam ediyorsak aslında her şeyi kabul edip başlamış oluyoruz. İkincisi, depo yönetimini nasıl yapıyorum? Ben aradığım malzemeyi aradığım yerde, aradığım noktada bulabiliyor muyum, adette bulabiliyor muyum? Ve bunları üretim hattına doğru bir şekilde besleyebiliyor muyum? Üretim faaliyetlerini gerçekleştirirken üretim çalışan personeli bu konuda yetkin mi? Yaptığı işi nasıl yapması gerektiğini biliyor mu ve multi-skill tabloları, işte çoklu beceri tabloları ile onların performansını geliştirmek için çalışıyor muyum? Bunun yanında makine arızalarını ve bunların kayıtlarını tutup bunlarla ilgili olarak iyileştirme faaliyeti yapıyor muyum? Makine arızalarının dışında planlı bakımı yapmak için ayırmam gereken zamanı ayırıyor muyum? Ve planı yaparken bu ayırmam gereken zamanları göz önünde bulundurarak planlama yapıyorum. Bütün bunların incelenmesi lazım. Tabii ki en başta da müşteri taleplerinin düzgün dağılımını, yani müşteri talepleri şu şekilde dalgalar halinde gelirken, ben bunu kendi üretim talebimi alırken daha düzgün dağılacak şekilde o kamçı etkisini daha azaltacak şekilde planımı yapabiliyor muyum? Üretim rakamlarımı buna göre düzenleyebiliyor muyum? Buna bakmamız ve en başta buradan başlamamız gerekiyor. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız bundan sonra gelecek yeni videolarımızdan da haberdar olursunuz. Hoşça kalın.